Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere genetik mühendisliği ve biyoteknolojik uygulamalarından olan genom projesi ve DNA parmak izi yöntemini anlatacağım. Genom projesi dediğimiz şey gençler, genetik mühendisliği yardımıyla canlıların gen haritalarının çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Bu insan genom projesinde de çalışmalar başlatılmıştır. Fakat bunun faydalı ve zararlı etkileri de vardır. İlk çalışmalar E. coli bakterisi, maya ve meyve sineği ve fare üzerinde yapılmıştır. Bunların gen çıkartılmıştır. Daha sonra 1990 yılında insan genomunun haritalanması ve nükleotit dizilerinin belirlenmesi için başlatılan insan genom projesi 2003 yılında tamamlanmıştır. Bu proje tam olarak hedefine ulaştığında gerçekleşmesi beklenenler şunlardır. Şeker, kanser ve kalp damar hastalıklarının tedavisinde kolaylaştırılıp ve bu hastalıkların önceden teşhisidir. Yine organ nakillerinde yaşanan doku uyumu ile ilgili sorunların ortadan kalkması, kişiye özel ilaçların üretilerek ilaçların olası yan etkilerinin azaltılması sağlanmıştır. Ee, demiştik ya arkadaşlar 2003 yılında bu çalışma tamamlanmıştır diye. Peki insan genomunun haritasını çıkartabildiler mi? Şöyle diyeceğiz. Ee, insan genomu çok kompleks bir yapıya sahip olduğu için sayı tam olarak hesaplanamadı. Ama insan genomunda 3 milyardan fazla nükleotit, 25-30 bin civarında da gen bulunduğu tahmin edilmektedir. İnsan genom projesi bize ne sağlayabilir? İşte o zaman şunları söyleyebiliriz. Genetik haritasını çıkarırsa, yani genomunun haritasını biliyorlarsa yüklenecek hatalı, kusurlu genler tespit edilerek o ortaya çıktığı için genetik olarak şu hastalığa yakalanma ihtimalin yüksek ya da şu işte sen şu kişi hastalığa sahip olabilirsin, şunu şunu yapmalısın ya da bunu bunu yapmamalısın denilebilir. Kişiye özgü tedavi sağlanacak, kusurlu genlerin tespiti sağlanacak, organ nakillerinde doku uyumunun arttırılması sağlanacak. O gen haritası birbirine yakın olan kişilerde dokuyumu çok fazla olacaktır. Bu yüzden dokuyumunda da daha arttırabileceği düşünülüyor. Fakat bir de bu konuda tartışmalar var gençler. Peki nedir bu tartışmalar? Neden bu tartışmalar? Başı, konunun başında dedik ki bunun faydalı ve zararlı yönleri de vardır. Biz bu gen haritasını çıkardığımızda hani dedik ya bizim kusurlu genlerimiz de ortaya çıkacak bizim bir hastalığın genini taşıyorsak bunu görebilecekler ve bu geni gördüğümüzde gençler diyelim ki ben herhangi bir geni bir hastalık genini taşıyorum fakat taşıdığım hastalık geninin herhangi bir tedavisi yok ben bunu erken de öğrensem yakalandığımda da öğrensem bunun bir tedavisi olmadı, olmayacak Zararını da bu yüzden düşünüyorlar. Ben tedavisi olmayan bir hastalığım olacağını öğrendiğimde ne zaman olacağım? Acaba onu mu oldum? Ya da ne zaman işte başıma gelecek? Oldum mu? Olacağım mı? Ne zaman öleceğim? Ne zaman hastalanacağım? Bana kim bakacak? Gibi kafamızda milyon tane sorular oluşabilir. Ee, bu da bizi psikolojik hastalığa yorar. Bu yüzden bunun zararlı olduğunu düşünüyorlar. Ee, fakat bir de işte dediğimiz gibi eğer kanser gibi şeker hastalığı gibi kalp damar hastalığı gibi ya da organ nakilleri içinde bu genom haritasına bakacaksak, bu, bu konularda da faydalı olduğunu söyleyebiliriz gençler. Dediğim gibi bu konuda her zaman tartışmalar var ki böyle bilim dallarında yani böyle çalışmalarda her zaman Olumsuz yönleri de olacak, olumlu yönleri de olacaktır. Ve e, genom projesi bu şekilde de sonlandı. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar devam et etmekte. Ve bakalım DNA parmak izi dediğimiz yöntemi. Bu da insan genomunda hani anlattık ya e, belirli baz dizileri bulunuyor. Bu DNA parmak izi dediğimiz yöntemde insan genomunda anlamlı ve anlamsız baz dizileri bulunuyor ve anlamlı diziler şunlardan oluşuyor. Protein ve işlevsel RNA sentezinden sorumlu dizilerdir. Fakat bizim için önemli olan parmak izini oluşturacak yöntem yani yer anlamsız diziler. Herhangi bir proteini kodlamayan, büyük çoğunluğu tekrar eden dizilerdir bunlar. Biz bunlara çöp DNA da diyebiliriz. Peki nasıl bulacağız bu DNA parmak izini? Bir canlıya ait hücredeki DNA baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizilerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapılara DNA parmak izi diyeceğiz. Ve gençler şurada görüyorsunuz ya burada çizgiler oluşuyor bakın. Bu çizgilerin bu çizgilerin biz de mesela diyelim ki herhangi bir canlıda bu çizgiler bu şekilde devam etmekte. Burada diyelim arkadaşımın parmak izi bu. Bundaki DNA baz dizileri bu şekilde çizgiler böyle gidiyor. Fakat benim DNA parmak izime bakacaklar. Bendeki biraz daha farklı olacak. Bunlar kişiye özeller. Biraz sonra örneğimizde göreceğiz bunları. Ama DNA parmak izi dediğimiz şey buradaki çizgiler gençler. Bu izin çıkartılması şu şekilde gerçekleşiyor. DNA uygun restiksiyon restriksiyon neydi restriksiyon dediğimiz enzim DNA'yı kestiğimiz yani makas gibi bir yapıydı. Bu enzimi kesen orada DNA parçasını kesen yeni kesen makas görevi gören enzimdi ve bu enzim ile kesiliyor. Tekrar eden anlamsız bazı dizileri PCR dediğimiz polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle çoğaltılıyor ve elektroferaz adı verilen bir yöntemle farklı uzunluktaki DNA parçaları birbirinden ayrılıyor bunun için e, polimeraz e, dediğimiz reaksiyon Polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılan DNA'lar özel bir jele yükleniyor ve DNA parçaları ile jel üzerinde büyüklüklerine göre belirli uzaklıktaki bantlar oluşturuluyor. Ve bunlar bireylere özgü olan bantlı yapılara biz DNA parmak izi diyoruz. Yani şu bunlar, şu çizgiler bizim DNA parmak izimiz oluyor gençler. Mesela burada ne yapmış? Buradaki örneğimizde suç yerinden suç yerinden alınan bir kan örneği var. Bunun DNA parmak izini alacak. Ne olacak? DNA'lar izole ediliyor bu şekilde ve PCR yöntemiyle buradaki DNA'lar çoğaltılıyor. Çoğaltıldıktan sonra bunların izlerine bakıyor. Bu bantların uzunlukları, kısaları, sayıları bizim için önemli. Ve birinci şüpheliye baktığında benzemediğini görüyor bakıyor burada mesela bu uzunlukta bir çizgi var ama burada o uzunlukta iki tane çizgi var. Bakıyor burada burada iki tane çizgi var. Bakıyor bununkinde o şekilde değil. Daha sonra işte bunları karşılaştırıyor gençler ve ikinci şüpheliye bakıyor. Benzerliklerine bakıyor. Bakıyor bununkiyle ilk çizgiyle mesela Evet birbiriyle uyumlu, ikinci çizgiye bakıyor. Evet birbiriyle uyumlu, işte üçüncü çizgiye bakıyor. Evet birbiriyle uyumlu. Bu şekilde zaten uyum bulunarak bunlar arasındaki uyum bulunarak e, DNA parmak izinin benzerlikleri de oluşmuş oluyor ve e, gençler bu polimeraz zincir reaksiyonu dediğimiz şey e, DNA parmak izinde e, bu Yıllarda en çok kullanılan yani bu yolda en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir bu tekniktir. Ve bunu Fen Lisesi e, kitaplarında daha bir detaylı şekilde anlatmış. Ama normal müfredatta çok fazla değinmemiş. Sınavda çıkmaz gençler bu yöntem. Fakat bunun en çok kullanılan yöntem olduğunu unutmamamız lazım. Bir de restriksiyon dediğimiz enzimini unutmamamız lazım. Bir de gençler e, neyden bahsetmiş? Jel yönteminden. Yine elektroforez dediğimiz jel yönteminden. Bunu sadece bir yöntem olduğunu, e, bununla ilgili kullanılan jelin üzerine bir aktarma gerçekleştirdiğini bilirim. Yine Fen Lisesi kitaplarında bunları ayrıca konu olarak ele almış. Ama çok da önemli değil. Sadece biz bunu DNA parmak izinde kullandığımız bir yöntem olduğunu bilmemiz bizim için yeterli diye Düşünüyorum gençler. Peki bu DNA parmak izinin kullanıldığı alanlar nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Ee, suçluların tespitinde, babalık davalarında, bitki ve hayvan ırklarının belirlenmesinde kullanılıyor. Mesela o ırkın nereden geldiğinin anlaşılmasında gibi konularda DNA parmak izi yöntemi kullanılmaktadır arkadaşlar. Ee, Genom haritası, genom projesi ve DNA parmak izi yöntemini de bitirmiş olduk bu vesileyle. Umarım anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın gençler.